Arkadaşlar merhaba, bu videoda sizlere Fujifilm'den bizim incelememiz için gönderilen X-T200'ün güncellenmiş vlogger kitini inceleyeceğiz. Kutu çok büyük arkadaşlar, masayı fazla doldurmak istemiyorum. Şöyle aşağı indireceğim. Buradan size parçaları tek tek sayacağım. Hepsini tek tek tanıtmaya başlayacağım. X-T200 vlogger kitini bilmeyenler için arkadaşlar, normalde Fujifilm X-T200'ü biliyorsunuz orta seviyede bir fotoğraf makinesi, yani kamerası 2020 yılında tanıtmışlardı. Bununla beraber de bir kit oluşturulmuştu. Bu kit biraz güncellenmiş. Bazı parçalar eklenmiş, bazıları çıkarılmış. Şimdi bunları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu kitin şöyle avantajları var arkadaşlar. Öncelikle size onlardan bahsedeyim. Benim gibi mesela YouTuber olmak istiyorsunuz. Veyahut da vlogger olmak istiyorsunuz. İşte gezilerinizi, seyahatlerinizi veyahut da oturduğunuz benim gibi böyle masanın karşısında inceleme videoları çekiyorsunuz. Bunun için size bir kit lazım. Ne lazım? Kamera lazım. Işık lazım. Mikrofon lazım. Tripod lazım. Tabii ki de bunların hepsini ayrı ayrı yerlerden satın almanız gerekiyor. Fujifilm de sizler için bir kolaylık yapmış. Bunlarla uğraşmayın. Ben hepsini tek bir paket altında sizlere satacağım ve ayrı ayrı toplamanız gerektiğinde ki ödediğiniz ücretten çok daha uygun bir fiyata satacağım da özellikle belirtmiş. Şimdi gelin bu kiti tek tek bir inceleyelim. İlk sırada tabii ki de makinamızın kendisi. X-T200. Gerçekten performansına göre şu anda aslında giriş seviyesi olarak bahsediliyor bu kamera. Bence giriş seviyesi değil. Orta üste göz kırpabilecek kadar da başarılı ve yetenekli bir model arkadaşlar. Neden böyle söylediğimi birazdan anlayacaksınız. Tabii bunu çıkarmışken bunun yanında lensi de lazım. Lensini de çıkaralım ki setimiz tam olsun. Bu kitte arkadaşlar Fujifilm'in 15-45'lik kiti kullanılmış. Yani lensi f3.5 ile 5.6 diyafram arasında 15-45'lik elektronik zoom yapabilen bir lensi var. Şöyle kutumuzu açtık. Kutumuzu açtıktan sonra kitapçıklar burada. Gördüğünüz gibi şurada bir tane adaptör var. Birazdan onu size bahsedeceğim. Kullanma kılavuzu falan. Ayrıca Fujifilm'in şöyle ekstrada bir güzel yönü var. Şöyle bakın. Ücretsiz bir tane de 1 yıl garanti var. Şunu okutturmanız gerekiyor. QR kodu okutturduğunuzda 2 yıl artı 1 yılda verilen hediye ile beraber 3 yıllık bir garantiniz olacak. 3 yıllık garanti de bu dönemde çok iyi. Çünkü gerçekten yüksek fiyatlarda ödemeler yapıyoruz bu cihazlara. Garantisinin hemen bitmesini kimse istemez. Şöyle kutumuzu çıkardıktan sonra ve bu body'miz gördüğünüz gibi. İçinden bir tane şöyle bir omuz askısı çıkıyor. Bir tane Type-C hem bağlantı hem de şarj için kullanabileceğimiz bir kablo geliyor. Yaklaşık işte bir yarım metre uzunluğunda falan. Şöyle bakın bir tane siyah Type-C kablo geliyor. Ve en sonunda da bataryamızın kendisi. Bunu da alalım yanımızdaki makineyi çalıştığımızda lazım olacak. 15-45 lens şu anda başlangıç için sizlere yeterli. Yani sonuçta bu işlere girerken herkes kendi cebinden bir sermaye ile giriyor. Cepten çoğu zaman harcamak zorunda kalıyor. Bunun için de tabii ki de biraz bütçeyi uygun tutmak gerekiyor. Zamanla ama muhakkak bir prime lens almanız gerekiyor. Mesela Fujinon'un 16 mm'lik lensi inanılmaz güzel. Hem benim gibi böyle oturup inceleme videosu çekiyorsanız veya da vlog çekiyorsanız da çok uygun olabilir. 22 mm'lik lensi var. O da sizler için çok uygun olabilir. Ama başlangıç için de bu 15-45'lik geniş açı lensi de gayet yeterli. Gördüğünüz gibi lensimiz de şu şekilde arkadaşlar. Gerçekten kibar ve küçük. Parçaların hepsini çıkarayım. Ondan sonra sizlere daha detaylı bu makineyi anlatmak istiyorum. Şöyle bu kutumuzu da indireceğim. Şurada bakın alt tarafta bir tane kapağı var. Şunu şöyle açıyorsunuz ve burada SD kart ve bataryanın koyacağımız yer. Buradan kapattıktan sonra da tamamdır. Ön tarafta zaten bir tane kapağı var. Şöyle açtınız. Aynı şekilde bunu tabii ki de tozsuz bir ortamda yapın muhakkak. Lensin üzerine bakın. Kırmızı bir yer vardır. Aynı şekilde makinenin üzerinde de kırmızı noktanın olduğu yer var. Tam olarak getiriyorsunuz. Çevirdiniz ve işte bu kadar. Kullanıma hazır. Makinemiz bu şekilde oluyor. Makineyi birazdan size detaylı bir şekilde anlatacağım zaten. Kalan parçaları bir detaylıca inceleyelim. Tabii ki de videoların olmazsa olmazı ses. Ses için de kaliteli bir mikrofon kullanabilirsiniz. İsterseniz bunun gibi bir shotgun mikrofon denen. Bunlar shotgun olarak adlandırılıyor. Rode'un Video Micro arkadaşlar. Mikrofonu
Şöyle şu şekilde göstereyim sizlere. İsterseniz de benim gibi bir yaka mikrofonu da kullanabilirsiniz. Sizin çekim yaptığınız ortama göre tabii bu değişir. Fiyat performans konusunda belki de piyasada bulabileceğiniz en iyi shotgun mikrofonlardan biri arkadaşlar. Rode'un zaten mikrofon ürünleri çok başarılı. Ben özellikle takip ediyorum. Gerçekten kaliteli ürünler çıkarıyorlar. Bu kitin üzerine gönderilmiş bence olabilecek en uygun fiyatlı ve en iyi performans verebilecek bir mikrofon. Şöyle arkadaşlar, bu mikrofonun kendisi. Gördüğünüz gibi shotgun mikrofon, aslında esprisi bu. Dead cat dediğimiz, Türkçesi ne kadar çevirisi saçma olsa da, rüzgardan korumak için bir filtre gördüğünüz gibi. Bunu kapalı alanlarda kullanmayabilirsiniz. Bu sizin tasarrufunuzda. Ama dışarıda kesinlikle bunu kullanmanız lazım. İnanılmaz derecede rüzgarı kesebiliyor. Mikrofonunuzu şuraya takıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Bir tane makineye sabitlemeniz için ayağı gelecek. Bu ayakla beraber de bunu makineye sabitlemiş olacağız. Hatta sabitleyeyim ki siz de görün, ama bunu değil, önce başka bir parçayı daha sabitlemem gerekiyor. Şöyle bakın, en azından kablo kalabalığı yapmayacak bir 3,5 metrelik kablo da yapılmış. Şık olmuş, güzel olmuş bu da. Şöyle bunları da ayıralım. Kutusunu kaldıracağım bunun. Tabii ki de bu cihazı neyin üzerinde durduracağız? Canlı yayın yaparken veyahut da vlog çekerken. Aynı şekilde karşınıza koyacağınızda makinenize kaliteli bir tripod lazım. Tripod piyasasının en iyi markalarından biri olan Manfrotto'nun Pixi modeli arkadaşlar. Bunu zaten almayana dövüyorlar gibi bir şey yani. Bu tripod bayağı meşhur ve inanılmaz kaliteli. Şu ufacık boyutuyla birçok tripodla kapışır yani, size öyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi masa boyu aslında bu biraz. Şu şekilde masanızda konumlandırabiliyorsunuz. Şurada bakın bir tane şöyle tuşu var. Tuşa bastığınızda da biraz serttir. Şu kafa kısmı oynar. Kaldırdığınızda da mümkün değil. Bakın oynatamıyorsunuz. Gerçekten çok sert oluyor. Alt tarafta zaten video yuvası var. Gördüğünüz gibi şöyle oturtuyorsunuz. Adım adım kiti tamamlamaya başlıyoruz. Mesela aldınız, karşınıza koydunuz, yayın yapacaksınız, ayarladınız kendiniz, canlı yayınıza başlayabilirsiniz. Bu konuda gerçekten çok kullanışlı bir tripod. Makineyi aldık, biz bunları neyin içine kaydedeceğiz derseniz, tabii ki de Fujifilm bunu da atlamamış. Gördüğünüz gibi 4K'da sorunsuz bir şekilde kayıt yapabilen Sandrim'in Extreme Pro 64 GB'lık, saniyede 170 MB okuma yazma hızına ulaşabilen bir hafıza kartı geliyor. Dediğim gibi bu kiti, yani şu kutu size gelecek ya, kargoyu açtınız, bütün parçaları taktınız, direkt çıkın videonuzu çekmeye başlayın ya da karşınıza kurun, direkt videoyu çekmeye başlayın. Hiçbir şekilde ya şu eksikti, şunu almam gerekiyor diye bir şeye ulaşmanız gerekmiyor. 170 MB okuma, 90 MB'da yazma hızına sahip Sandrim'in Extreme Pro 64 GB'lık hafıza kartı. Sırada tabii ki de ışık. Tabii ki de ışık olmadan videolarımız olmaz. Burada ben ve bunun bir ufağı var, Godox'un. İnanılmaz kaliteli ışıklar bunlar arkadaşlar. Bunlardan hatta video, benim gibi böyle oturup inceleme videosu çekiyorsanız 2-3 tane alıp böyle çevre aydınlatması yaparsanız çok iyi sonuçlar alıyorsunuz. Özellikle bunu söyleyeyim. Bu modeli normalde arkadaşlar bende olanlar şarjlı. Ama bu pilli diye biliyorum. Şöyle bakın, arkada zaten bir tane kapağı var. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane kilit var. Şurada ışık ayarını kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bir tane de on off tuşunun olduğu kısım var. Ayrıca şurada bir tane bakın 5 voltluk da gene adaptör girişi, yani şarj girişi mevcut. Işığı aldık. Godox'un 64 LED'lik, içinde 64 tane LED barındıran, gerçekten çok güçlü bu ışığı. Şu anda ışık olduğu için ben burada açmayacağım. Şöyle yukarıda zaten makinenin üstünde bir yer var. Şimdi ilk parçamı bu. İkinci parçamız da bu. Taktık. Tamam. Şimdi sırada üçüncü parçamız. Işığın güzel yanlarından biri, 3 farklı yerine de ekstradan ışık, işte mikrofon, canınız ne istiyorsa ekleyebileceğiniz opsiyonlu yerleri var. Ben şöyle çok kalabalık yapsın istemiyorum. Yan tarafa koyacağım. Şöyle mikrofonumu yan tarafa takıyorum. Yan tarafta şurada mikrofon girişimiz var. Şunu da şimdi bağlayacağım. Şurada bakın kısmı zaten var. Şöyle köprü gibi bir kısmı vardır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu da biraz fazla oynuyor ama. Bakın kit gördüğünüz gibi bu şekilde. Şu anda mesela bunu hazırladınız, dışarı çıktınız, direkt ışığınızı açın. Mesela işte biraz karanlık ortamdaysanız, gündüzseniz zaten bu ışık kullanmanıza gerek yok. Gündüz ışığının kalitesinin farkına varın. Kitinizi direkt kullanmaya başlayacaksınız. Gerçekten çok amaçlı, harika bir kit yapılmış. Şimdi ben size tabii bu kitin güncellendiğini söyledim değil mi? Bunda bir fark olması gerekiyor. Farkı da şimdi sizlere göstereceğim. Bu benim, hatta bu videoda kullanacağım bunu çünkü çok istiyorum. Şu an eşime yandan yandan bakıyorum, bunu bana yapar mısın diye. Bence ayrı bir hava katacak size.
sizin daha profesyonel hissetmenizi sağlayacak bir parça gelmiş. Bakın. Kestik. Bu da arkadaşlar eğer inceleme videosu ya da işte aslında her yerde kullanabilirsiniz bunu. Gerçekten güzel bir jest olmuş. Ekstradan eklenmesi hoş olmuş. Bunu da videolarınızda hani biraz daha profesyonel böyle kaliteli bir iş yapmak istiyorum diyorsanız da bir clipper board göndermişler. Bununla beraber artık bu kit güncellenmiş hali. Yani bu clipper board da geliyor. Şu anda anlık fiyatı bu kitin de 6.799 TL. Tabii ki de tüm bu bileşenleri taşıyabileceğiniz bir de çanta lazım. İşte kitin son parçası da Tamrak'ın şöyle bir makine çantası, fotoğraf makinesi çantası. Şöyle gerçekten güzel, kaliteli bir kumaştan da yapılmış. Şöyle ufaktan da bir içini göstereyim sizlere. Hem taşınabilir konusunda fazla büyük, iri bir çanta değil. Şöyle sizlere de yanında sırtmadan taşıyabileceğiniz. Şöyle bakın iki tane farklı bölmesi var ama yapışkanlı cırtları sayesinde bölmeleri kendiniz artırıp azaltabilirsiniz. Bir tane taşımak için de şöyle kayışı var arkadaşlar. Fujifilm X-T200 incelemesi, sahne 2. Evet arkadaşlar işte clipperboard'un da esprisi bu. Sağ olsun eşim de bana bu kayağı geçmiş oldu. Şimdi gelelim kit arkadaşlar. Dediğim gibi bu kitle dışarı çıktınız, vloglarınızı çektiniz. Benim gibi kameranın karşısına geçtiniz, istediğiniz şekilde videolarınızı çektiniz. Kitimizi inceledik arkadaşlar. Dediğim gibi güncellenen ekstradan clipperboard'un gelmesi. Bu da sizlere ekstra bir kitinize veyahut da işinize ayrı hava katması. Şimdi gelelim tabii ki de bu kameramıza. Fujifilm X-T200 biliyorsunuz X-T100'ün devam versiyonu olarak geldi. X-T100'de şurada bakın arka taraftaki ekran biraz daha küçüktü. Bunda gerçekten 3.5 inçlik çok büyük bir, şöyle bakın göstereyim. Hatta ekranı da çevireyim. Daha detaylıca görmüş olursunuz. Bakın ekran kısmı gerçekten çok büyütülmüş. Yan taraftaki tuşlar X-T100 versiyonuna göre bayağı küçültülmüş. Tabii ki de şuraya sadece bir tane ufak, o diğer eski tuşlara göre ufak bir tane joystick getirmişler ve çok daha kullanışlı olmuş bence. Ben joystick'i çok beğendim. Alttaki tuşlar da biraz ufak yapılmış. Eliniz büyükse ve parmaklarınız biraz kabaysa bu makineyi kullanırken ilk başlarda biraz zorlanabilirsiniz. Zamanla alışmanız gerekiyor. Çünkü ön tarafta yani şu arka taraftaki kamerayı büyütmek için tuşların biraz büyüklüklerinden feragat edilmiş. Tasarım olarak zaten biliyorsunuz Fujifilm retro tasarımları yani vintage dediğimiz tarzı kullanıyor. Gerçekten onunla beraber teknolojiyle birleştirilmiş bir tarz olmuş. Yine çok şık ve güzel olmuş. Şöyle yan tarafta bir tane kapak var. Buraya açtığınız bir tane Type-C giriş var. Type-C giriş olan cihazları çok seviyorum. Bunda da tabii ki de bu cihazı da çok seviyorum. Bu konuda Type-C girişten az önce bahsettiğim 3.5 mm'lik adaptörünüzü taktınız. Ne oldu? Karşı taraf yani kameraman sizin sesinizi direkt duyabiliyor. Sesinizde bir problem olduğunu anlayabiliyor. Bunda ses problemlerinizi çözmüş oluyorsunuz. Aynı şekilde Type-C kablodan çekim yaparken ve çekim yapmaz iken cihazınızı şarj edebiliyorsunuz. Yanında da bir tane de micro HDMI çıkışla da görüntü aktarabiliyorsunuz. Arka tarafın tasarımında son olarak da bakın bu cihaza bir elektronik vizör var. Yani ben vizörsüz fotoğraf makinesi kullanamam diyenlerce de Fujifilm üzmemiş. Buraya bir tane elektronik vizör getirerek en azından biraz daha böyle bir üst seviye fotoğraf makinesi hissiyatı sizlere yaşatmış. Cihazın üst tarafından bahsedecek olursak arkadaşlar şurada bakın bir tane çok böyle köşede küçük bir tane kırmızı kayıt tuşu var. Kayıt tuşu da tabii ki de biraz ufak olmuş. Zamanla alışmanız gerekiyor. Biraz basması da değişik yani garip bir tuş ama zamanla bu cihaza alışabiliyorsunuz. Ön tarafta bir tane deklanşör tuşu ve tekerleği var gördüğünüz gibi. Şurada bakın mod tekerleğimiz var. Bütün modlara buradan geçiş yapabiliyorsunuz. İşte enstantane öncelikli, video geçiş modu, seri çekim modu gibi vesaire modlara geçebiliyorsunuz. Sol tarafta da bir tane aynı şekilde bakın fonksiyon tuşları var. Eğer kullanmak isterseniz de yanında bir tane mandalı var. Çektiğiniz anda da bu cihazın dahili flaşını da kullanabiliyorsunuz. Şurada sol taraftaki tekerleğin yani o mandal da yanına yerleştirilmiş. Arka tarafta da bir tane medyalarınızı oynatmak için bir tane tuş bulunmakta. Yan tarafta iki tane şöyle bakın isimsiz tuş var. Bunlara kendiniz herhangi bir fonksiyonu atayabiliyorsunuz. Hızlı kullanmanız gereken bir menü vardır veyahut da bir geçiş yeri vardır, filtre vardır. Bunları oraya atayıp kullanabilirsiniz. Tasarım olarak X-T100'de şu çıkıntı, şöyle şu tarafı göstereyim. Bu çıkıntı yoktu. Bunda mesela o konuda eldeyken mesela makinenin kullanması zor olurdu. Gerçekten şu çıkıntı çok büyük nimet. Bakın şu anda mesela bunun sayesinde makineyi çok daha iyi tutabiliyorsunuz ve kavrayabiliyorsunuz. X-T100'de yoktu. X-T200'de sağ olsunlar bunu tekrardan ve belirgin bir şekilde yaptıkları için de cihaz ele daha iyi oturuyor. Fakat benim beklediğimden ve videolarını gördüğüme göre cihaz gerçekten küçük. Yani ben çok daha böyle kaba bir cihaz bekliyordum. Açıkçası yani hem kullanışlık açısından özellikle de vloggerlar için çok büyük avantaj. Hafif
Toplam ağırlığı 370 gram bu cihazın. Bu şekilde rahatlıkla kolunuza taşırken zorluk çekmezsiniz. Benim gibi eli büyük olanlar için de biraz alışma süreci var sadece. Alt tarafta da tripodumuzu takabileceğimiz bir vida yuvası ve tabii ki de SD kartta bataryanın girişi için bir tane kapak var. Maalesef tüm inceleyenler gibi benim de ortak bir tane kötü yorumum var. Şu tripod vidasını keşke birazcık da şu taraflara doğru konulsaydı. En azından biz de bu cihaz sabitken, tripoddayken bu mesela batarya değiştirmek istediğiniz ya da SD kartı değiştirmek istediğinizde bu cihazı komple çıkarmak zorunda kalmayacaktık. Cihazın içiyle ilgili yorumlarıma başlayacağım. Ondan sonra da fotoğraf çekimleri ve video çekimlerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Özellikle ben cihazın menü geçişlerini çok beğendim. Dokunmatik, ayrıca ekranın dokunmatik hissiyatı da çok iyi. Tabi bu arada ben şundan bahsetmeyi unuttum. Vlogger olmanız için ekranda kendinizi görmeniz gerekiyor. Şu anda mesela benim bulunduğum kamerada ben kendimi görebiliyorum ve buradan çevremde bir problem var mı veyahut da işte görüntümde bir problem var mı diye düşünmek zorunda kalmıyorsunuz. Bunun da tabii ki de böyle bir avantajı var. Ekranınız açık bir şekilde şu anda gördüğünüz gibi, yani kendinize çevirdiniz. Ekranı şu anda karşınızda görüyorsunuz. Rahatlıkla kendinizi arara kontrol edip çekimlerinizi sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca gördüğünüz gibi şu şekilde farklı farklı da oynatabiliyorsunuz ekranınızı. En azından buradan yapacağınız çekim açısına göre de ekranınızı yönlendirebiliyorsunuz. Bu konuda gerçekten kullanış açısından çok başarılı bir cihaz olmuş. Dokunmatik tepkileri çok iyi cihazın. Ayrıca menü geçişleri de gerçekten çok hızlı. Burada detaylı bir şekilde istediğiniz ayarlamaları rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Makine, benim Fujifilm hiç kullanmadığım için biraz alışmam zor oldu açıkçası. Hiç Fujifilm kullanmamıştım. Ama zamanla kullandıkça kendiniz de alışabiliyorsunuz. Telefondan Fujifilm Connect uygulaması üzerinden direkt görüntülerinizi aktarabiliyorsunuz. Ayrıca telefonunuzu kumanda olarak da kullanabiliyorsunuz. Bir video veya fotoğraf çekebilirsiniz bunun sayesinde. Ayrıca kablonuza takarak bilgisayara görüntü aktarabiliyorsunuz. Şurada bakın, kapağın üzerinde de bir tane ufak bir, şöyle gösterebilir miyim bilmiyorum ama, şöyle ufak bir kapak var. Onu kaldırdığınızda da bu dahili adaptörler vardır. Yani şarja bağlı olarak. Mesela canlı yayın yapıyorsunuz. Buradan o kabloyu geçirerek onun sayesinde kesintisiz, hiç batarya bitmeden canlı yayın yapabilirsiniz. Şu anda bu videoyu da Fujifilm X-T200'den izliyorsunuz. Eski kameram Canon'un EOS M3'tü. Şu anda X-T200'de ışık, alan ve farklarını zaten kendiniz görebiliyorsunuz. Öncelikle gelin ben cihazın teknik özelliklerinden bahsedeyim. Kameranın üzerinde 24 megapiksellik bir CMOS sensör var. Makine crop bir makine. Tabii ki de full frame değil. Böyle bir fiyat seviyesinde full frame olması zaten beklenmiyor. 1.5 çarpanlığı, yani aldığınız lensin üzerine 1.5 ile çarpmanız gerekiyor. Çektiğiniz açı o şekilde, yani milimetresi o şekilde oluyor. Bilginiz olsun. Doğal ISO'su 12.800'e kadar çıkabiliyor ama yapay bir şekilde 52.000'e kadar ISO arttırılabiliyor. Cihaz otofokus konusunda çok başarılı. 425 adet otofokus noktası var. Ayrıca saniyede 8 karede çekebiliyor ve bu konuda gerçekten fiyatına göre çok başarılı. Renkler konusunda biliyorsunuz Fujifilm'in kameraları çok meşhurdur. Zaten X-T serileriyle beraber neredeyse video konusunda Fujifilm kullanmayan yoktur diye denilebilecek kadar az. Fotoğraf makinesi konusunda, evet, bu cihaz fotoğraf makinesi için biraz belki yetersiz gelebilir. Şöyle yetersiz gelebilir. Üzerine gelen kit lensten dolayı. Bu kit lensi değiştirip üzerine bir prime lens aldığınız zaman sizin şu anda bundan daha pahalı kapışabileceği makineler olabilir. Yani hiçbir şekilde aratmaz sizlere. Evet, video konusunda, yani asıl teması bu cihazın video. Yani 4K'da 30 FPS video çekebiliyor. 1080'de 60 FPS video çekebiliyor. Gerçekten bunlar çok başarılı sonuçlar. Ve şu anda siz de zaten görüyorsunuz. Bu arada ilk videom 1080'de başladığı için, yani ana kameramda, bu cihazı da 1080p ile devam ediyorum. Şu anda 1080p 25 karede video çekiyorum. Eğer bunun 4K performansını merak ediyorsanız da aşağıya koyacağım linkte de benim bir videom var. Bu video tamamıyla bu kamerayla çekildi ve 4K'da 30 FPS ile çekildi. Ayrıca orada da, gene o videoda da bu cihazın performansını yorumlayabilirsiniz. Bu cihazdan bir X-T performansı tabii ki de bekleyemezsiniz. Çünkü herkes diyor ki ya X-T ile bunu, X-T4 ile bunu kıyaslayabilir miyim diye. Arkadaşlar, X-T bir üst seviye makinedir. Bu ise orta üst seviye denilebilecek bir makine. Çünkü aralarındaki fiyat farkı belli. Ama dediğim gibi benim mesela kullanma amacım video. Ve video konusunda beni gerçekten üzmüyor. Ben Fujifilm'in renklerine zaten çok bayılıyorum. Yani özellikle renk konusunda çok başarılı sonuçlar çıkarabiliyorken bunu hem fotoğrafçılıkta da kullanacağım. Ayrıca bana tabii ki de buna özel bir lens almanız gerekiyor. Bu kitle çıkan 15-45 lensin tabii ki de diyafram değeri biraz yüksek. Yüksek olduğu için de çok daha keskin fotoğraflar alamıyorsunuz ama eğer bütçeniz varsa bunun 18-55'lik bir kit lensi var. F2.8 ile 4 diyafram arasında gerçekten çok keskin fotoğraflar sonuç verebiliyor sizlere. Hani sabit bir makro lensle kapışacak kadar kaliteli fotoğraflar çıkarabiliyorsunuz. Fotoğraf konusunda ben birkaç farklı fotoğraf çektim. Tabii ki de üzerinde bir kit lens olduğu için
aşırı böyle keskin ve güzel fotoğraflar çektiğimi düşünmüyorum ama sizlere en azından bir yorumlamak açısından fotoğrafları gene paylaşacağım. Gördüğünüz gibi fotoğraflarda hani olabildiğince güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Döner ekran olması hem sizin her açıdan çekebilmenizi sağlıyor hem de üzerindeki elektronik zoom sayesinde de hızlıca hemen zoom'unuzu alıp veyahut da işte dokuma atığı sayesinde hızlı bir afi alıp hemen fotoğrafınızı çekebiliyorsunuz. Fotoğraf konusunda dediğim gibi ben zaten Fujifilm renklerini çok beğeniyorum. Fotoğraflarda da gayet başarılı buldum ki üzerindeki bulunan kit lense göre de güzel sonuçlar verdi. Gelelim bizim asıl işimiz video performansı. Ben şimdi fotoğrafçılık konusunda çok uzman biri değilim ama videodan anladığım için de sizlere video performansından bahsetmek istiyorum. Özellikle mesela bazı farklı özel modları var bunun. Ne gibi? Mesela dijital gimbal var içinde. Dijital gimbal modu. 4K'da çalışsa iyi miydi? Evet, iyi olabilirdi ama şu anda sadece 1080p'de dijital gimbal modunu kullanabiliyorsunuz. Şu anda sesimi Rode Video Micro'dan duyuyorsunuz. Hem de dijital gimbal modu açık. Tabii ki de bu modu kullanmak için 1080p'de olmak zorunda. 4K'da bu mod desteklemiyor. Şöyle yürüyorum hem de buradan sarsıntı stabilizasyonu görebilirsiniz. Ayrıca hem de mikrofon kalitesini görmüş olacaksınız. Gördüğünüz gibi dijital gimbal modunda da gayet başarılı sonuçlar aldım ben. Ayrıca tabii ki de bu testiminde aşağıda yorumlar kısmında yorumlayabilirsiniz. Ne olursa olsun tabii ki de bir harici ücret verdiğiniz gimbal kadar olmaz ama en azından size hareket halindeyken böyle çok böyle sallanmış böyle bir kötü video vermiyor. Bu arada lensin üzerine zaten bir optik görüntüleme var yani OIS mevcut ama gövdede maalesef yok. Tabii ki de bu fiyatta maalesef bunlar konumlandırılamıyor ama bir üst serisine belki konulabilir. Gövdede de OIS olsaydı zaten tabii ki de tadından yenmezdi ama lensteki OIS size en azından bu konuda yardımcı oluyor. Ben şu anda mesela inceleme videosu çektiğim için şu anda karşımdaki yani eski kameramda kullandığıma göre gerçekten çok memnunum. Şöyle, şimdi bu inceleme kitleri genellikle inceleyen YouTuber arkadaşlar genellikle X-T200'den çok daha kaliteli video kameralar kullanıyorlar. Tabii ki de size burada fazla bir yorumda bulunamıyor arkadaşlar. Benim özellikle zaten bunu deneme amacım buydu. Fujifilm'le de görüşümde zaten bunu bahsetmiştim. Adamlar işte 15-20 milyarlık kamerasıyla geçiyor. Sana burada 6 milyarlık kamerayı ne kadar anlatabilir? Tamam, fotoğrafçı, videocu olabilir. O ekstra gözleri olabilir. Onları şey diyorum ama benim gibi düşünün. Şu anda mesela sen YouTube'a girdin. Birkaç ay telefonla çektin. Ne bileyim düşük bir şeyle kamerayla çektin. Artık biraz kendini yükseltmek istiyorsun ama ne alacağını bilmiyorsun. Benim elimde mesela 2015 yılında çıkmış bir Canon'un kamerası var. Yani az buçuk bir yıldan fazladır videolarımı onunla çekiyorum. Yani bütün videolarımı izlediğinizde o kameranın kalitesini görebilirsiniz. Ne kadar kalite fark edebilir? Ben bu X-T200'ü aldığımda biraz daha hani çok yükseğe çıkmak istemiyorum. Orta seviyede kaliteli bir kamerayla biraz daha yoluma devam etmek istiyorum. Mesela 200 sene daha bu benim yolumu götürebilir mesela. Yani işlerimi rahatlıkla ben bu kamerayla çekerim. Hele de üzerine zaten bir prime lens alırsam zaten hiç yani dönüp arkanıza bakmanıza gerek yok. 4K FPS bir videoya ihtiyacım yok. 4K 30 FPS zaten bana fazla yetecek. Bu arada 4K'yı da cropsuz çekiyor. Hani bunu belirtmeyi unutmadım. 1080p'de biliyorsunuz çoğu cihaz 4K'ya geçtiği zaman direkt croplamaya başlar. Bunda en güzel yanlarından biri bence kesinlikle cropsuz 4K video çekebilmesi. Özellikle de benim için şöyle arka tarafında bir çerçeve olması gereken, stüdyosu olması gereken kişiler için büyük avantaj. Gördüğünüz gibi arkadaşlar videoya başladığım kamerayla şu anda devam ettiğim kameranın arasında hiçbir şekilde ışıklarda bir oynama yok. Ayrıca ben cihazın şu anda otomatik ayarladı tamamıyla. İkisi de otomatik ayarladı bu arada. Yani enstantane olsun, ISO değerleri olsun. İkisi de otomatik olarak algılıyor. Ben hiçbir şekilde bir manuel, herhangi bir renk filtresi veyahut da işte dediğim gibi herhangi bir manuel bir ayar yapmıyorum. İkisi de otomatik bir şekilde şu anda bu videoyu çekiyor. En azından aradaki farkı anlayabilirsiniz. Yani ben düşük bir kamerada yüksek bir kameraya geçtiğimde ne hissederim? Bana gerçekten de gözüme hitap edebilecek mi düşündüğünüzde şimdi burada kalite farkından anlayacaksınız. Aşağıda siz de yorumlar kısmından da bunu yorumlarsanız çok sevinirim. Şimdi sesimi dahili mikrofondan duyuyorsunuz. Şu anda kalabalık gürültülü bir ortamdayım. Hem de buradan ses kalitesini anlamış olacaksınız. Gene gimbal modu bunda da aktif. Evet arkadaşlar, Fujifilm X-T200 Vlogger kitinin incelemesine sonuna geldik. Bana bu kiti incelemem için gönderen Fujifilm Türkiye ve İzmir şubesine de özellikle çok teşekkür ederim. Videolarımın devamı için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.